Sevgili dostlar, herkese yeni videodan kucak dolu sevgiler. Trevego'nun 1-2 numaralı koltuğunda, yani sizin genelde yolu izlediğiniz koltukta oturuyorum. Hemen tarih verelim. 21.01.2021 saatler 21.55. Manisa'ya gideceğiz her zamanki gibi. Fakat Manisa'ya gitmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Çok merak ediyorum fikrinizi. Hadi bakalım, göstereyim şimdi. Aslında çok şaşırmayacağınız, ya abi zaten biliyoruz bunu, niye gösteriyorsun diyeceğiniz bir şey, ama buyurun. Ben artık bir şey demiyorum ya. Gerçi bugün mazot alacaktım da kartın limiti bitmiş. Şimdi gideceğim, inşallah limiti yükseltmişlerdir. Yükseltmedilerse bir şeyler olacak, hayırlısıyla bakalım. Hadi o zaman sohbet muhabbet yapalım. Birazcık, öyle çok uzun olmayacak bu video. Sohbet videosu olacak. Şeyi de göstereyim size. Bakın köpek maması. Bayağı da ağırmış. Bunu taşıyana kadar kolum koptu. Köpek maması ne alaka birader diyenler mutlaka çıkacaktır. O biraderler birkaç video önce otobüs videosu izlemenin faydaları diye bir video var. Onu izlesinler. Anlarlar. Hadi o zaman muhabbeti bırakalım, geç kalmayalım, yola koyalım. Şuradan şu perdelerimizi bir kaldıralım havaya. Son model Valle'ye otomatik kalkıyor. Maşallah maşallah. Bir tane adam var ya şeyde, gördünüz mü? Broadway, Broadway. Çok güzel Broadway diyor. Onun gibi konuştum ben de. Şu buradan koptu yalnız. Anladın mı? Şu şuraya takılıyor, bu boşta kalıyor, o yüzden ona da bir ayar yapacağız. Her şeyi hazırladık. Ha bir de şunu söyleyeyim, bak önde park eden abime selamlar olsun eğer izliyorsa. Geçen demiştim ya, bir otobüs var ağzıma kadar giriyor. Bak adam ne güzel araya, nereden baksan 2 metreye yakın mesafe koymuş. Yani öyle olmasına fayda var. O diğer abiye de hani bir şey demedim ben de, ama çok yanaşmamak lazım. Hani olur ya, arabayı kaçırır, bir şey olur, insanlık hali yani. Hadi devam edelim. Hadi bakalım, şöyle sizi biraz direksiyon, vites, çünkü arkadaşlar, özellikle genç kardeşlerim çok istiyorlar. Abi şu vitesi değiştirmeni, direksiyonu çevirmeni, şu ön konsolu bir görelim diyorlar. Umarım görürsünüz. Umarım bu video istediğiniz gibi olur. Yani çok bir şey anlatmayacağım size bu videoda. Sohbet, muhabbet olsun birazcık. Hem bana eşlik etmiş olursunuz. Öyle değil mi? Hem size de bir video olmuş olur. Öyle düşünüyorum yani. Şöyle biraz çevireyim mi? Nasıl açı? Direksiyonu siz bırakmayın yolda giderken. Şimdi benim önümde arkamda araba olmadığı için bıraktım. Allah korusun, her şey olur yolda. Valla dostlar, bu hafta bayağı soğuk geçti ama hava, bak bugün 9 derece, dün 1 derece falan da herhalde. Zaten yarın yağış gösteriyor. İzmir için konuşuyorum. Herhalde havalar ısınacak inşallah. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ne diyorsunuz bilmiyorum. Kalkar mı? Şubat'ta kalkacak falan diyorlar ama yani hani sokağa çıkma yasağından ziyade şu esnaflara ben üzülüyorum ya. Yani toplu taşıma serbest, uçaklar serbest, ne bileyim AVM'ler serbest. Yani bir lokantalarda mı, yani bir kafelerde mi sıkıntı oluyor? Tabii yani bizim aklımız ermez öyle şeylere de. Ben sadece sesli düşünüyorum yani. Her söylediğimi de bir şey zannedip yorum yapan tiplere olsun bu sözümde. Sadece sesli düşünüyorum yani. Kimseyi yüceltmiyorum ya da kimseyi yermiyorum. Gerçi yasak var ama herkes dışarıda. Bak bu 403 bizim. Görüyor musunuz sağ tarafta? Bilmem görünüyor mu ama sağda bir 403 duruyor park halinde. Herhalde ucundan görmüş olabilirsiniz. O da bizim. Bir gün gideyim mi? Onda bir video çekelim mi? Yapalım ya, değişiklik olsun. nedir, nasıl kullanılır, ne yapılır bir görelim. Dün Bornova'da yolcu alırken o yıkılan evlerin olduğu yerden o yol açıldı. O güzergahtan gidiyorum şimdi toplayarak. Şimdi ileride sağda arabalar var, görüyorsunuzdur belki. Esotçu abi sağ olsun arkamda, yanıma yanaşmadı. Ben rahat rahat geçeyim diye. Ona da bir teşekkür edelim. Şöyle dörtlü yakalım. İşte bak. Bu abi şoförün ham maddesi. Bak tam bir şey anlatıyordum, yarım kaldı. O da bir Esotçu ile ilgiliydi. Yani Esot İzmir'deki belediye otobüsleri, öyle söyleyeyim. Ya buradan niye girdik ki ya? Buradan girmeyecektik biz. Niye ben böyle heyecan yaptım, buradan girdim? Şey oldu. Durak harici, biz normalde otobüs duraklarında duruyoruz. Bir yolcu durak harici duruyordu. El kaldırdı. Ben de böyle, yani o yol burası gibi görüyordu. Buradan biraz daha dar. Biraz da şey gidiyordum, tempolu gidiyordum saati yakalamak adına. Daha doğrusu saati yakalamak demeyelim de saati geçirmemek adına. Çünkü çok soğuk hava. -1 derece, 0 derece. Millet üşüyor. El kaldırınca birden 4 diş röterdar çekip frene basınca, bir anda arka aynaya bakınca arkamda da bir tane körüklü otobüs olduğunu gördüm. Bu sefer o, yani çarpmazdı bana ama işte refleks, ne olur ne olmaz diye kendimi iyice sağa attım. Karanlıkta görmedim, ağacın dalları varmış. Patır kütür patır kütür ağacın dalları sürttü arabanın sağ tarafına. Yani bir şey yok zaten, gün içinde ister istemez bazı yerlerde sürtüyor ama yanımdan geçerken de böyle diiiit diye korna çaldı mesela Esotçu arkadaş. Beni biliyorsunuz zaten, benim kornaya alerjim var. Bu da bizim diğer araba. Yani bizim dediğim, bu arabayla önlü arkalı sabah servisi yapıyoruz. Neyse, ben de öbür ışıklarda yan yana geldik. Şöyle durmuş, böyle bana bakıyor. Ben de kendisine baktım. Ben kendisine bakınca sağ olsun o da bana şöyle bir selam verdi. Ben de ona bir selam verdim. Belki de hani olabilir ya, yani kızmıyorum da belki hani yola çıkacağım zannetti o. Bilmiyorum yani, korna çaldı. Ani bir hareket yapınca belki refleks olarak da korna çalmış olabilir. Bilemiyorum. Ya aslında bakmayın, trafikte sinirleniyoruz falan ama gerçekten bak, otobüsle gerçekten şehir içi çalışmak zor arkadaşlar. Yani bana çok sallıyorsunuz ama gerçekten zor yani. Ya hadi şu saatte çalışalım. Şu saatte bir kere eğer ağzından trafikte bir gerginlikle alakalı bir şey çıkarsa gelin suratıma tükürün, ama insan ister istemez geriliyor. Ondan sonra da bu videoyu izleyip şey diyorlar. Ya neyse tamam ya, bu yorumlara girmeyin diyorum. Her seferinde yorumlara giriyorum. Şey yapacağım. Şimdi gelen böyle bel altı, küfürlü, işte aşağılayıcı yorumları biriktiriyorum. Hepsini ekran resmi alıyorum. Süper bir video yapacağım onlarla ilgili. Eminim çok eğleneceğiz hep birlikte. Umarım hoşunuza gider. Biriktiriyorum şimdi böyle. 8-10 tane yorum var böyle gelen. Yapacağım bir şeyler. Keyifli olacak. Şimdi geldim. Yaman Petrol var burada. Mazot kartımıza limit tanımlamışlarsa inşallah mazot alacağız. Tanımlamamışlarsa da bilmiyorum ne yapacağız, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum gerçekten. Arayacağız patronu. Bu arada lütfen patronuma sallamayın arkadaşlar. Yani yakıt kartı var. Bir de bu arabada şey var. Sol taraftaki benzin kapağı fulleyince kaçırıyor. O kapağın içinde conta var. Conta kestirdik. O conta da işe yaramadı. Lan arkadaş ne uzun yandı ya. O conta da işe yaramadı. Fulleyince akıtıyor araba kapaktan. O yüzden arabayı fulleyemiyoruz. Zaten kartın limiti şey. Yani 1000 lira veriyor. Bir seferde yanlışım 3000 lira alamıyorsun. Günlük limit 1000 lira olduğu için gırtlak yapamıyoruz. Tabii garaj çalışsak, şehirler arası çalışsak bir şey olsa gırtlak yaparız. O kapağı da yaptırırız. Evet. Geldik mazotçiye. Mazotçi. Yazın var ya burada araba yıkamaya sıra bulamazsınız ha. Bir kuyruk oluyor. Evet, şöyle bir duralım. Videoyu durduruyorum. Mazottan sonra devam ki. Evet, mazotu aldık. Şimdi servis zamanı yaklaşıyor. Gidelim Çiğli Belediyesi'nin önüne. Arkadan gelen arabayı bekleyelim. Ondan sonra servise devam. Şimdi patron geldi de mazot vermeye bana. Vallahi diyor gönlüm diyor garajda çalışmaktan yana ama diyor. Dur bakalım diyor bir belli olsun diyor. Ya zaten otobüs yani gerçekçi olmak lazım. Para kazanırsa garajda kazanıyor. Ha kazanmazsa da garajda kaybediyor. O da ayrı konu ama yani mantıklı yaparsan kazanırsın. Niye kazanmıyorsun? Doğru düzgün sırada çalışırsan, diyalogların biraz güzelse, yani ben daha önce de söyledim. Diyalog abi. Diyalogun güzel olacak. İnsanlarla iletişimin güzel olacak. Gerekiyorsa arada bir iş göreceksin. Para kazanmayacaksın. Yani işi görelim, iş yürüsün abi diyeceksin. Tabii değeceğine inanıyorsan işini gördüğün kişiye, adama. Fırıldak birisine de iş görürsen alışkanlık yapar sonra sürekli iş gördürür sana. Yani bir iki iş göreceksin. Yarın öbür gün sana o pozitif olarak geri dönecektir muhtemelen. O yüzden bakalım hayırlısı olsun ya inşallah. Ya demin onu anlatacaktım. Patrona bayağı sallamışsınız şey videosunda da mazot. Ya ne yapsınlar? Onların da bir matematiği var şimdi yani. Ya biz kızıyoruz ediyoruz da. Yapacak da bir şey yok. Gene 500 liralık mazot aldık anasını satayım. Ya bugünü yapacağız, yarın sabah yapacağız. Öğlen gene mazot diye tırmalayacağız. Yani şirket biraz şeyi bugün konuştum ben. Mazot kartını limiti 4000 liraydı. 5000'e çıkartmışlardı. Yetmiyor. Bugün yükseltiriz dediler. Artık ya unuttular ya arada kaynadı. Sağlık olsun ya. Canları sağ olsun. Bir şey olmaz. Ben başıma geleceğini bildiğim için erken çıktım. Tam böyle yumurta ağzına gelince gelseydim buraya servis gecikecekti. Ne olacaktı? Hem insanlar soğukta bekleyecekti. Bir şekilde servisi toplayacaktık ama olan gene bana olacaktı. Gene stres olacaktık. Gene gerilecektik. Bak şimdi stres yok. Gayet keyifler yerinde. Yavaş tümsekler yavaş. Polis abiler arabanın içine bakıyorlar. Ulan bu minibüslerde de bu ledler moda oldu ha. Yanlara manlara her yere led yapar oldu bu minibüsçülerde artık. Gerçi bazıları çok güzel yapıyor. Çok yakışıyor. Bazılarına da abi çok şekilsiz oluyor ya. Şimdi durağa yanaşacağım. Bütün yolcular hücum edecek arabaya binmek için. Bizim servis daha gelmemiştir büyük ihtimalle. Hop. Şöyle dönelim. Evet, şöyle baktım arkaya da bizim servis daha gelmemiş. Vallahi dostlar, durumlar böyle. Takayım mı şu arabayı, götüreyim mi aynasını komple? Ya böyle küçük sohbet adında bir video olsun istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Her şey gönlünüzce olsun. Ben değilim. Arkada. Yolcular hemen geliyorlar tabii arabaya. Şöyle yanaşalım kenara. Duralım. Evet dostlar, video burada biter. Kısa böyle sohbetlik, muhabbetlik bir video oldu. Gene küçük bir macera yaşadık ha, mazot bilmem ne. Çerezlik bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Videolar devam edecek. Beğeni yapın, beğeni. Çok memnun olurum yaparsanız. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Hoşça kalın.